Diyet yapmadan iki kuralıyla zayıflamak mümkün desem. Dümdüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemelisin. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Bize kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Enerjik, dinamik, bilgi dolu ve sevgi dolu kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün konumuz öyle güzel bir konu ki, hocam kafalarımız çok karışık ama bu konuda bizi aydınlatın diyorsunuz değil mi? Ben bu konuları birebir inceliyorum ve görüyorum, bakıyorum. Birebir kendim tespit ettim bunları ve bunları belgelerle, makalelerle okudum, tarttım, biçtim, ufak ufak böyle bilgisayarlarıma yazdım. Hemen karşıma aldım, sizleri anlatmaya karar verdim. Çünkü şimdi sayacağım besinleri, bunlar asla yememiz gereken, kanserojen, vücut kirleten, kilo aldıran, kanser yapan, hasta eden, birçok otoimmün hastalığı beraberinde getiren yiyecekleri biz içimize alıyoruz. Yanan besinleri içimize alıyoruz ya. Geçen gün Instagram'a çektim attım. Bildiğin cips, süt tostları yanıyor. Yanan maddeyi biz içimize alıyoruz. Düşünsenize. Yani o kadar pis, kirli, kanserojen besinleri içimize alıyoruz. Peki asla yemememiz gereken besinler neler? İşte o asla yemememiz gereken besinleri tek tek sayıyor olacağım size. Asla yemememiz gereken besinleri sırayla sayıyorum sizlere. Öncelikle yani çok kirlendik. Çünkü neden çok kirlendik? Özellikle gıda endüstrisi tamamen cebini düşünüyor. Sağlığımız düşündüğü falan yok. Cebini düşünüyor. Ne kadar satış, ne kadar çok tat, ne kadar çok bağımlılık edici madde. Bir de bunların kontrolleri de iyi değil. Kontrol yok. Paketin önüne yazıyor sağlıklı. Hiçbir kötü madde içermez. İçinde hiç katkı maddesi yoktur, koruyucu yoktur diyor ama paketin altını çevir, koruyucu şu kadar. 0.1. Çünkü onlarda mesela şöyle bir özellik var. Eğer 0.4'ün altındaysa ön tarafa yazmak zorunda değilsin. Ya kardeşim olur mu hiç öyle şey? Bu da koruyucu madde içeriyor. Yani bu paketli gıdaları gerçekten güvenmeyin. Ben önermiyorum. Bana önermeyince hocam öyle hayat mı geçer diyorsunuz ama kardeşim kanser olmamanızı istiyorum ben size. Kötülüğünüzü istemiyorum ki. Kanser olmayın, hasta olmayın istiyorum. En güzel vücuda iyi bakın ceviz yiyin. Ben acıktım evden çıkmadan önce ceviz yedim. Avuç avuç ceviz yiyerek geldim yani. Ben de acıkıyorum. Canım bir sürü şeyler yemek istiyor. Ama cevizle kendimi avutuyorum. Leblebi yiyorum, fındık alıyorum. Evimde sürekli bunları bulunduruyorum. Yani alışkanlıkları değiştirirseniz ve bunların zararlarını öğrenirseniz belki bunları asla yemezsiniz. Şimdi birinci sırada margarinler geliyor. Biliyorsunuz margarinlerin zaten Türkiye'ye girmesi bile yani tamamen bir oyun. Tamamen hidrojenle doydurulmuş, tamamen kanserojen. Kesinlikle evinize almayın ve margarini asla kullanmayın. Mayonezler özellikle sağlıklı hiçbir şekilde yumurtadan yapılmaz. Tamamen boyadır. Asla önermiyorum mayonez kullanımını. Üçüncü sırada gıda katkı boyaları. Bakın renkli gördüğünüz her şeyde gıda katkı boyaları var. Boya yiyorsunuz ya. Düşünsenize besini boyayan şey vücudunuzu boyamaz mı? Kanserojen. Boyayı yiyorsun ya. Boya yiyorsun. Boya yenir mi? Doğal meyvenin rengi doğal kendin oluşuyor. Sen boyayı niye alıyorsun dışarıdan? Gıda katkı boyaları. Fruktoz şurubu içeren besinler. Bakın bu besinler direkt net olarak fruktoz karaciğeri direkt yağlandırır. Fruktoz içeren besinler karaciğeri yağlandırır. Diğer besin soya proteinleri. Soya bizim fizyolojimize uygun değildir. Erkeklerde kısırlığa, kadınlarda üreme sıkıntılarına sebep olur. Soya bize uygun bir şey değil. Soya proteini de önermiyorum. Bir diğer madde donmuş gıdalar. Donmuş gıdalar raf ömrünü uzatmak için çok fazla ama çok fazla koruyucu madde eklenir. Ya zaten sen o raf ömrünü uzatmak için bir katkı maddesi koyarsan ne anlamı var? Yaşayan gıda yiyin. Bir gıdanın yaşaması çok önemli. Hamburgeri bırak haftalarca aynı şekilde kalabiliyor ama bir meyveyi bırak bozuluyor. Neden? Yaşayan gıda. Birisi ölü gıda. Lütfen tercihinizi iyi yapın. Bir diğeri ise yapay tatlandırıcılar. Yapay tatlandırıcılar. Hani diyoruz ya zero. Hocam bu sağlıklıdır. İçinde ne var? Hocam hiç şeker yok bunun. Daha kötüsü aspartam var. Yapay tatlandırıcı var. Yani normal şekerden daha zararlısı. Bunlar piyasaya çıktı. İşte bunlarda hiç şeker yoktur. İşte şeker yoktur. Sıfır şekerdir. Yapay tatlandırıcı var. Yapay tatlandırıcı Alzheimer yapar. Ne yapar biliyor musunuz? Aynı zamanda otizm yapar. Alzheimer yapar. Parkinson yapar. Bütün otoimmün hastalıkların başında geliyor aspartam, yapay tatlandırıcılar. Daha kötüsü yapay tatlandırıcı hiç kullanmanızı önermiyorum. Bir diğeri ise yapay tatlandırıcıdan sonra sos içeren besinler. Sos diye pakette geliyor, kandırıyor sizi. Bakın baharatlar da çok tehlikeli. Baharatlarımız Türkiye'deki baharatlar gönderildi. Şu an bazı ülkelerden geri döndü. İçeriğinde kimyasal maddeler bulundu, böcekler bulundu. Çok tehlikeli. Güvendiğiniz baharatçılardan alın. Kendiniz yapın. Böyle
Hazır soslar falan çok tehlikeli. İç içinde ne olduğunu bilmiyoruz. En güzel sos zeytinyağıdır, kimyondur, zerdeçaldır, zencefildir, karabiberinizdir. Sizindir yani bunlar. Benim bildiğim baharatlar bunlar. Yine sizin baharatlarınız olacak. Lütfen dikkat edin. Bir de kandırmacılardan bir tanesi asla yememiz gereken besinler, işlenmiş besinler. Bakın, paketli gıda zaten önermiyorum da paketli gıdaları da açayım. Yani paketli hiçbir, işte bu salam, sosisler, hindi fümeler, renkli gıdalar, çikolatalar, kekler, bisküviler, market ekmekleri. Ya ben şimdi market ekmeklerini görüyorum, tüm gün raflarda açık, ayak hizasıyla aynı yere konulmuş. Yani tozla her şeyle temas ediyor. Düşünsenize. Yani ne kadar çok tehlikeli. Lütfen böyle besinler asla almayın. Bakın o salam, işlenmiş ürünler içine tuz değil, rafamını uzatmak için melanin, solüsyon, nişasta bazlı şeker koyuyorlar. Gıda matkı maddesi koyuyorlar. Yapay tatlandırıcı ekliyorlar. Meyve suları. Tamamen bir fruktoz bombardımanı. Şeker oranı o kadar yüksek ki, fruktoz o kadar çok yüksek ki. Şeker hastası yapar sizi. Aman diyeyim, dikkat. Sakın meyve suyu içmeyin. Evinize dahil almayın. Sakın. Ben asla önermiyorum. Bakın mısır tamamen genetiğe uydan. Mısır asla yemeyeceksiniz artık. Çünkü mısırımız da oynandı. Buğdayımız da oynandı. Maalesef oynandı. Tozlaşmayla geçti. Hepsi geçti. GDO geldi. Genetik değişimin olanı geçti. Hormon geçti. Her şeyimiz hormonlu. Tavuk. Eğer organik olmadan emin değilseniz kesinlikle tavuk yemeyin. Tavuğu da önermiyorum. Asla yemeyin. Çünkü hormon. Asla yemeyeceğiz. İşlenmiş ürün, paketli gıda, gıda katkı maddeleri, soslar, yapay tatlandırıcılar, aspartam. Bunları kullanmayacağım. Soya proteini, işlenmiş ürün. Bunları kullanmayacağım. Genetiği değiştirme besinler, bu enerji barları. Ben görüyorum marketlerde. Diyet çikolata, işte... Light çikolata, işte diyete uygun ürünler, işte bilmem ne light ürün, işte bilmem ne. Onlar daha tehlikeli. Şu kadar yağı azaltılmış. Yağı azaltıyor, adam içindeki şeker oranını yükseltiyor. Ne anlamı var o zaman? Yani bakın, gıda enstitüsü hiçbir zaman sağlığınızı düşünmez. En ucuz üründen en çok kârı yapmak isterler. Bakın, Hollandalı bir bisküvi markası. Siyah bisküvi markası dondurması da var hatta, itiraf etti. Biz bu ürünlerin içinde amonyak kullandık dedi. Amonyak nedir biliyor musunuz? Amonyak lavabo açıcıdır. Raf ömrünü uzatmak için kullanılır. Raf ömrünü uzatmak için kullanılır. Biz bunu senelerce yedik ve yedirdik. Lütfen dikkat edin. Bu besinleri asla ve asla tüketmeyin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Eğer bu bilgiler size faydalı olduysa beni desteklemek için videomu beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Asla bu besinleri tüketmeyin.